Abi yandık çok fena abi. Ne diyorsun Arda, ne oldu? Abi araba bozuldu ya. Ne arabası? Doğruyorum. Serap gel, tamam gel. Abi olay şimdi şöyle oldu. Biz senin halindeyken Serap'ı sağcılığa tutunca ben heyecanlanmak suretiyle ana yoldan yola doğru çıktım. Bir de baktım karşımda ağaç ya. Ağaç karşına çıkmadı, sen ağacın karşısına çıktın. Ne bakıyorsun, hadi gelsene. Ya geleyim de ne? Yastık ya, sonuçta biz arabayla ağaca vurunca ağaç, araba bir daha çalışmadı işte. Son atladık buraya geldik. Onca yolu yürüdük ya. Kısacası doğruyorum arkadaşlar. Bana yardım edecek misiniz? Yoksa bunu kendi kendime mi yapayım? Serap, nikahda da böyle olmuştu ama düzelmişti. Yok Ali, bu öyle değil. Serap'ın suyu gelmiş. Ne mi geldi? Abi niye söylemiyorsunuz? Gidip getireyim hemen ya. Ay, öyle değil Hakan. Öyle değil. Su kesen patladı. Sütün sesini. Abi bana, abi bana bir şeyler oluyor galiba. Sen bayıl orada, bayıl. Bayıl, ben sana kalkınca ne yapacağımı biliyorum. Bayıl. Kızımız geldi. Sesim var. Allah analı babanı büyütsün. Zeynep, sen olmasaydın. Hakan, ben ne yaptım ki? Olur mu ya? Sen Serap'ı sakinleştirdin. Ali de ambulansı çağırdı. Ben de o sırada... Ayılıp bayılmakla meşguldün. Aman abi, aman bir daha bayılma da. Adını Zehra koyacağız değil mi? Hakan'ın annesinin adı. Zeynep olsun mu karıcığım? Şanslısın ya. Bir adaşın oldu. Biraz daha büyüsün, ikinizin arasında dilek tutarım artık. Aşkım, göbek adını da Ali koyarsak biraz garip olur değil mi? Bebek çok tatlıydı değil mi? Evet. Bence bize de lazım bir tane. Bence o konuları hiç açma sen hadi. Aa, neden? Farkında mısın bilmiyorum ama ben yaklaşık 5 saat önce bir doğuma şahit oldum. Ne güzel işte. Ne oluyor ne bitiyor gördün. Benim gördüklerimi sen de görseydin Hakan gibi yerlerden toplardık seni. Yani o yüzden birkaç sene öyle bebekmiş doğmuş filan öyle şeyler söyleme bana. Olur mu? Tamam bir tane. Demem. Söylemem diyorsun ama. Ama ne?